Lisan-ı Tayr, kuşların toplantısı ve tartışmaları. Bir gün bahçe, orman, sahra ve deniz kuşları toplandı. Hepsi kendi sürüleriyle bir araya geldi. Kuşlar dağılmadan biraz sohbet edip ötüşmeyi düşündüler. Ancak onların yerleşmesinde bir düzen yoktu. Hiçbirinin nerede oturacağı gösterilmemişti. Karga papağandan, saksan ise bülbül ve kumrudan yukarıda oturdu. Siyah çaylak sungur kuşundan, akbaba tavus kuşundan yukarı geçti. Hünerli yerine hünersiz oturdu. Başında tacı olanlar tacı olmayanlardan aşağıda kaldı. Şerefli olanları bu duruma razı gelmediyse de yüz suyunu dökmüş olanlar onları duymak istemedi. Kuşlar bir anda kavga etmeye başladılar. Her yerde keşmekeş ve tartışma vardı. Kavga ederken birbirlerine acımadılar ve ihtilaflarında aşırılıkları arttı. Sonunda kendilerini adaletle yönetecek, görüşlerini sağlam kılacak şanlı bir padişaha muhtaç olduklarını anladılar. Böylece alttakilerden önderlere hiçbir zarar gelmez ve şerefliler de aşağıda kalmazdı. Her grup kendi arasında değerliydi ve hepsi rehberin sağlam bir padişah olmasını istedi. Ancak istedikleri gibi bir padişah olmadığından hallerine üzüldüler. Büyük hayal kırıklığına uğradılar ve bir padişah bulmaktan yana ümitlerini kestiler. Gönüllerinde bir sıkıntı vardı. Boğazı kesilmiş de henüz ölmemiş bir kuş gibi rahatsızdı hepsi. Hüdhüd'ün Simurg'u anlatması. Akıl nurundan istifade eden Hüdhüd, rehberlik göreviyle şereflenmişti. Zatında izzet ve şeref miracı, başında kuvvetli hidayet tacı vardı. Cebrail aleyhisselam gibi bazı sırlardan haberdardı. Yakınlık tahtının zirvesine yükselmişti. Hüdhüd aşık bir divane gibi araya girdi ve mumun ışığına tutulmuş kelebek gibi anlatmaya başladı. Ey gafil cemaat! Haliniz harap olmuş. Sizin için benzeri olmayan bir padişah var. Onun vasfını anlatmaya kelimeler yetmez. O, alemdeki tüm kuşların padişahıdır. Her halinizden haberdardır. O, size çok yakın, sizse ona bir o kadar uzaktasınız. O sizi görüyor ama siz onu görmüyorsunuz. Onun her tüyünde 100.000 renk var ve her bir renginde 100 nakış. Bu nakış ve renkten akıllar habersizdir. Çünkü gafil olanın aklı çalışmaz. Akıl onu kavrayamaz, anlamaya yol bulamaz. O İstina Dağı'nda oturuyor. Adı da Kaf'ın Ankası'dır. Halk arasında Simurg adıyla meşhur olmuş ve bu mükemmel alemde Zat-ı Kamil'dir. Siz ondan çok uzaktasınız. O ise size şah damarınızdan daha yakın. Kim hayatta olup ondan uzakta kalmışsa, onun için ölüm böyle yaşamaktan daha iyidir. Kuşların Hüdhüd'e Simurg'u sormaları. Kuşlar bunları işitince dört yandan Hüdhüd'e sarılıp bağırışmaya başladılar. Ey nefesi can veren, nutku hoş zat! Senin nefesin ile sözlerin can ve gönle faydalıdır. Sen Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın verdiği ziyafette hürmet görmüştün. Öyle bir Resul seni elçi olarak göndermişti. Sen hizmetinle onun yakınlarından olmuştun. Hep onun yolunda yürüdün. Onun emriyle türlü vadilerden geçtin. Mükemmel yollar açtın. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ile Cebrail Aleyhisselam'ın birbirinden ayrılmadığı gibi sen de her an Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaydın. O nereye gitse yoldaş oldun. Hüzünlendiğinde ona dostluk yaptın. Türlü işlerinde sırdaşlık. Sevdiği Belkıs'tan haber almak istediğinde hemen Sebe şehrine uçup oradan güzel haberler getirdin. Sıkıntılarını giderip ona derman oldun. Peygamber'e sırdaşlık yaptın. Ne derdi varsa paylaştın. Hazreti Süleyman Aleyhisselam her nerede ve ne zaman ziyafet verse kanatlarını onun başına şemsiye yaptın. 100.000 kuş Süleyman Aleyhisselam'ın başına çadır olurken sen onun yanında gölgelenip istirahat ettin.
Birçok ziyafetine katıldın. Sırlarına vakıf oldun. Sen Allah'tan bir ihsan elde ettin. Böylece her tüyüne ve uzvuna başka bir özellik verildi. Gaflet yolumuza perde oldu. O padişahın sırlarından bize haber ver. Onun sıfatlarını bize açıkla ve ona ulaşmamız için bize rehberlik yap. Bizi bu gaflet tuzağına, hata ve zulmet karanlığına bırakma. Bizi o padişahın sırlarından haberdar eyle ve bize fayda ver. Cehalete düşmüşüz. İmdadımıza yetiş de padişahımızı bulmakta yardımcımız ol. Eğer maksadımıza ulaşırsak hepimiz senden memnun oluruz.